Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda PCU yani güç kaynağından gelen kabloları anakarttan nasıl bağlantı sağlayacağınızı anlatacağım. İşlemlerimiz genel olarak basit. PCU yani güç kaynağından gelen kablolar temel olarak 3-4 tanesi anakarta bağlantı sağlayarak çalışması hazır hale getiriliyor. İlk olarak arkadaşlar karşımıza şu şekilde, bakın elimde yarı modüler bir PCU yani güç kaynağı var. Güç kaynakları modüler, tam modüler ve yarı modüler şeklinde ayrılıyor. İçinden çıkan kabloların tamamı arkadaşlar aynı, yani aynı ölçüde, aynı ebatta neredeyse ve aynı özellikte oluyor. Temel olarak anakartı, işlemciyi ve ekran kartını beslemek için tasarlanıyor. Şimdi ilk olarak şu şekilde 24 pinli bu dördü genel olarak ayrı oluyor. Çok eski anakartlarda bunlar arkadaşlar 20'li şeklinde kullanılıyor. Artık yeni nesil anakartların çoğunda, hatta eskilerde bile 24 şeklinde 24 pinli bir soket yapısı kullanılıyor. Bu soket yapısının anakart üzerinde takılacağı tek bir nokta var arkadaşlar. O da burası. Bunun dışında herhangi bir yere takamıyorsunuz. Örnek olarak mesela yakından bir anakart göstereyim. Arkadaşlar buraya takıyorsunuz bunu. Bunu herhangi bir alternatif bir yere takma ihtimaliniz yok. Sadece takarken dikkat etmeniz gereken husus, bunlar arkadaşlar birlikte olacak şekilde, yani ayrı olan dörtlü pini buraya, bakın ok işareti var zaten, bunları bir arada olacak şekilde ve şuradaki mandalın hemen şu taraftaki çıkıntıya, yani denk gelecek şekilde yapıyorsunuz. Çünkü bunu taktıktan sonra yani takma işleminden sonra bu mandal burayı tutuyor arkadaşlar. Geri çektiğinizde çıkmıyor. Tekrar çıkartmanız için mandala baskı kurmanız gerekiyor. Şimdi onu göstereceğim. Hemen arkadaşlar şu şekilde bizim hazır kurulu bir sistemimiz var. Burayı takmak için şunu arkadaşlar yan yana getiriyorum. Yan yana getirdikten sonra şuraya bakın şöyle. Yalnız bu kasa içindeyken daha fazla zorlanacağınıza eminim. Şu şekilde yan yana getirdikten sonra arkadaşlar şöyle ekran kartına zarar vermeden bastırarak bu bağlantı işlemini tamamlamış oluyorum. Bu anakartı ve diğer arkadaşlar güç sistemlerini besleyen ana enerji sistemi olarak, elektrik sistemi olarak görebilirsiniz. Şimdi ikincisi bizim işlemciyi besleyen arkadaşlar güç kablosu. Bu da takılacağı yer belli arkadaşlar. Yine burada bakın ya dörtlü oluyor anakart üzerinde ya da ikili şeklinde oluyor. Düzeltiyorum yani düz yatay olarak. Ya sekizli oluyor bu şekilde veya dörtlü şeklinde oluyor. Yani ya dört tane olacak ya da toplam sekiz tane olacak. Bunlar işlemciyi arkadaşlar besleyen güç kısmı oluyor. Ve yine aynı şekilde sizin güç kaynağınızdan ya dörtlü gelecek ya da üçlü gelecek. Muhtemelen sizin anakartınıza uyumlu bir şekilde geleceğini söyleyelim. Hemen şu şekilde kontrol ettiğimde arkadaşlar bakın şu şekilde bir soket yapısını görüyorsunuz. Bu soket yapısını anakarta takarak arkadaşlar işlemci enerji bağlantısını sağlamış oluyoruz. Nerede bu arkadaşlar? Bu anakart için hemen şurada yer alıyor. Yine aynı şekilde takarken mandal kısmının şuradaki çentik kısmına denk gelecek şekilde takmanız gerekiyor. Bu işlemciye enerji sağlayan, elektrik enerjisi sağlayan arkadaşlar bağlantı şu şekilde biraz çekelim ve bunu arkadaşlar buraya montajını yapalım. Evet, montajını basit bir şekilde yapmış olduk. Son olarak arkadaşlar yapmanız gereken anakartı besleyen, daha düzeltiyorum, ekran kartını besleyen enerji. Eğer eski nesil bir ekran kartı kullanıyorsanız, yani şu şekilde bir ekran kartı kullanıyorsanız, bunun üstünde herhangi bir güç girişi olmayacağı için herhangi bir bağlantı sağlamanıza gerek yok. Ancak yeni nesil grafik belleği yüksek bir ekran kartı kullanıyorsanız şu şekilde arkadaşlar üzerinde genel olarak işte 6'lı pin, 8'li pin veya arkadaşlar 16'lı pin, eğer çok güçlü bir ekran kartı kullanıyorsanız 8 artı 8 şeklinde 16'lı pin şeklinde soketler göreceksiniz. Aynı şekilde bunu da ekran kartınızdan, düzeltiyorum, güç kaynağınızdan çıkan kabloyla beslemesini yapıyorsunuz. Güç kaynağından ekran kartına gidecek olan kablolar arkadaşlar genel olarak bu şekildedir. Bakın tamamen bu şekilde 6 artı 2 şeklinde gelir. Neredeyse günümüzdeki birçok güç kaynağını aldığınız zaman şu şekilde yapı göreceksiniz. Ya bundan arkadaşlar bir tane göreceksiniz, yani 6 artı 2 şeklinde, veya yine yan tarafından ya da ekstra olarak bunun gibi ekstra bir kablo şeklinde bundan iki tane göreceksiniz. Yani şunları yan yana getirdiğiniz zaman 8 artı 8 olacak. Yani 6 artı 2 bir tane bundan, yine 6 artı 2 bir tane bundan. Bu şekilde görürseniz, bakın bu şekilde görürseniz bunu ekran kartınızı besleyecek olan kablo olduğunu anlayacaksınız. Dediğim gibi ekran kartlarının bazılarının üzerinde arkadaşlar şu şekilde 6'lı pin, bazılarının üzerinde işte 8'li, 8 artı 8 şeklinde 16'lı pin şeklinde olabiliyor. Mesela bunda 6'lı pin de arkadaşlar desteklediği için sadece bu üçlüyü kullanacağım. Bak sadece bu üçlüyü şu şekilde takarak yine pin tarafının, şu mandal tarafının bu tarafa gelecek şekilde
bu çıkıntıya denk gelecek şekilde arkadaşlar takıyorum. Eğer 8'li olsaydı bunu yan yana getirecektim. Şu şekilde bakın. Yan yana getirip takacaktım. Anakartları besleyen şeyler bunlar. Eğer 8'li olsaydı bunların 2 tane olacağı için ikisini de arkadaşlar takacaktım. Bunun kablosunu bulamadım. Aynısından bir tane kablo daha olması gerekiyor. Benim şu anda bir tane bu şekilde arkadaşlar besliyor. Şu şekilde takıyoruz. Ve böylece ekran kartını beslemiş oluyoruz. Devamında arkadaşlar yani bunu işlemi yaptıktan sonra ekstradan artık bir önceki nesiller için geçerli tabii bu. Şu şekilde kablolar çıkabiliyor. Bakın şu şekilde kablolar çıkabiliyor. Bu nedir? Bu fiziksel olarak arkadaşlar hard diskinize takılacak olan elektrik. Hard diskinizi besleyecek olan elektrik. Şu şekilde eğer hard diskiniz varsa bunun gibi. Hemen bakın şuraya takıyorsunuz. Şöyle ters mi oldu? Bakalım. Yo, doğru oldu aslında. Şu şekilde arkadaşlar elektrik bağlantısını sağlıyorsunuz. Hemen evet ters olmuş. Şu şekilde takılacakmış. Şu şekilde hard disk arkadaşlar elektrik bağlantısını sağlıyorsunuz. Buradan çıkan kabloyu da yine anakartın üzerinden. Bu da data kısmı oluyor. Buradan çıkan kabloyu da anakartındaki data kısmına bağlıyorsunuz. Kablosu var mı? Hemen şu şekilde bakın kabloları var. Bu data kablosu oluyor. Bir tanesini buraya, bir tanesini anakart üzerindeki SATA girişine takıyorsunuz. Yine aynı şekilde arkadaşlar küçük mesela şu şekilde kart diskleriniz varsa yine buna benzer 2.5 inç SSD varsa aynı şekilde bu buraya takılacaktır. Şu şekilde olması gerekiyor hemen. Şu şekilde takılıyor. Elektrik kablosu bu şekilde. Bunun dışında arkadaşlar ekstra güç çıkışları olabiliyor. İşte fanlar için yani sürekli fanın çalışmasını sağlayacak güç çıkışları olabiliyor. Doğrudan fanı oraya da bağlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Burada yok mesela. Bunda o yok. Genellikle dörtlü pin şeklinde arkadaşlar elektrik çekiyorsunuz. Bunları işte fan için ya da ekstra bir led falan varsa onları kullanmak için çalıştırabiliyorsunuz. Takabiliyorsunuz. Çok da gerekmiyor. Çok gerekli değil. Ancak sürekli fan işleriyle uğraşanlar mesela işte ekran kartı üzerinden oynamak istemeyenler doğrudan çalışmasını isteyenler bu şekilde enerjiyi arkadaşlar bu PSU'dan gelen kablona sağlayarak fanı veya diğer varsa farklı donanımı çalıştırabiliyorlar. Ancak temel olarak güç kaynağına gelen kablolar bu şekilde. Bir tanesi anakartın kendisini besliyor 20+4x. Bir tanesi arkadaşlar bunun işlemciyi besliyor. İşte bu 4'lü olabiliyor veya 8'li olabiliyor. Bir tanesi ekran kartını besliyor. Ya da iki tanesi duruma göre. İki tanesi işte ekran kartını besliyor. Ve arkadaşlar devamında şu şekilde hard disk yani SSD'leri yani 2.5 inç SSD'leri arkadaşlar besleyen kablolar. M.2 SSD'ler zaten anakartın üzerinden montajı yapıldığı için ekstra bir elektrik kablosuna ihtiyaç duymuyor. Son olarak bilmeniz gereken küçük bir husus arkadaşlar. İşlemcinin fanı ekran kartı anakart üzerindeki GPU fana takmanız gerekiyor. Bakın eğer takmazsanız bilgisayarınız açılmayacaktır. Şu şekilde mesela yakından göstereyim yine buradan. Bunu diğer videolarda da özellikle sıklıkla anlatıyorum. Bakın CPU fan yazıyor. İşlemcini soğutan fanı arkadaşlar buraya. Bakın işte yakından görmeniz için şu şekilde takmanız gerekiyor. Eğer buna takmazsanız yani şu anakartın üstündeki kısma takmazsanız arkadaşlar bilgisayarınız açılmayacaktır. Sisteminiz başlamayacaktır. Bunu CSF fana değil de GPU fana takmanız lazım ve bu bilgiler anakartın üzerinde yazıyor. Yani hangi neyin ne olduğu, neyin nereye takılacağı yazıyor arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.